Merhabalar arkadaşlar, hayırlı, bereketli, güzel günler diliyorum. Bugün size çok güzel bir tarif vereceğim. Patatesli rulo tarifi. Bunun için 1 kilogram kadar patatesim var, küçük. 350 gram tavuk göğsüm var. 1 adet doğranmış kuru soğanım var. 350 gram rendelenmiş kaşarım var. Bir tutam maydanozum var. Baharatlarım, tuz, kekik, köri, nane, kimyon, karabiber. Evet. Şimdi patateslerimi ince ince dilimliyorum arkadaşlar. Ne kadar ince dilimleyebilirseniz o kadar güzel olur. İncecik dilimlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi 2 yemek kaşığı kadar yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Ve elimle güzelce karıştırıyorum. Şimdi yağlı kağıt koyduğum borcama güzelce bunları dizeceğiz arkadaşlar. Üst üste dizelim. Şimdi üzerine kaşarımızın yarısını serpiyoruz. Şöyle patateslerin aralarına girmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Evet. 180 derecede ayarladığımız fırına 30 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi de tavuğumuzu pişireceğiz. 2 yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz arkadaşlar. Küçük küçük doğradığımız tavuk göğsümüzü alıyoruz. 350 gram. Ve güzelce kavuruyoruz. Suyunu çektikten sonra soğanını ekliyoruz. Soğanı da güzelce kavuruyoruz. Arkadaşlar, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da domates salçası koyuyorum. Ve hafif biraz kavuruyorum. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu. Kekik koyuyorum. Evet arkadaşlar, bütün baharatlarımı koyup tekrar karıştırıyorum. Şimdi hafif soğumaya bırakıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi harcımızı güzelcene patateslerimizin üstüne sereceğiz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Çok güzel olmuş. Tavuk harcımızı güzelcene üzerine diziyoruz. Kalan kaşarımızı da üzerine serpiyoruz. Ve yağlı kağıdımızı iki tarafından tutup güzelcene rulo yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle güzelcene çevirerek. Rulo yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kalan kağıdımızı böyle kenarına katlıyoruz ve tekrar fırına veriyoruz. Sadece 10 dakika daha fırında bekletiyoruz. Bir 10 dakika daha pişiriyoruz. Şimdi fırından alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok muhteşem görünüyor. Üzerine böyle maydanoz serpiyoruz arkadaşlar. Şimdi bıçakla kesip bir bakalım içi nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir dilim alalım. Bakar mısınız içine? Muhteşem görünüyor arkadaşlar. İçi sulu sulu. Bol kaşarlı. Evet, tabakta da gösterelim. Görüyor musunuz? Harika görünüyor arkadaşlar. Sıcak sıcak yiyin. Evet arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım.